Merhabalar sevgili dinleyiciler. Türkiye'nin yöresel mutfakları podcast serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hatırlarsınız ki geçtiğimiz hafta Ege mutfak kültürüne bir giriş yapmıştık ve genel olarak Ege bölgesinin yeme içme kültürünü anlatmıştım ve devamında ne yapacağımız hakkında kısa bir bilgi vermiştim. Ege mutfağı çok geniş bir kültüre sahiptir. Özellikle şehirleri tek tek incelediğimizde bu kültürü görmüş olacağız. Bu hafta İç Ege ile başlayıp öncelikle mutfak kültürüyle en çok ön plana çıkan şehrimiz Afyon'u konuşacağız. Son yıllarda çok ciddi bir atılım yapan Afyon, gastronomi anlamında çok iyi yerlere geldi. Öyle ki geçtiğimiz yıl UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı projesinde Dünya Gastronomi Şehirleri arasına girdi ve ülkemizi Gaziantep ve Hatay'dan sonra mutfak alanında temsil etme hakkı kazandı. Afyon'dan sonra ise yine Ege bölgesinin önemli şehirlerinden olan Denizli, Kütahya ve Uşak illerimizin mutfak kültürlerini anlatacağım. O zaman ilk olarak Afyon mutfağı ile başlayalım. Toplumların medeniyetleri araştırılırken yemeklerin incelenmesi onun bulunduğu kültür katını belirlemede bir ölçüdür. Türk mutfağı bu boyutuyla Çin ve Fransız mutfakları ile birlikte dünyanın en zengin mutfaklarından birisidir. Asya ve Anadolu topraklarının sunduğu ürün çeşitliliği, uzun tarihsel süreçte birbirinden farklı birçok kültürle yaşanan etkileşim, Selçuklu ve Osmanlı gibi imparatorlukların saraylarında gelişen tatlar bu etkenler arasında sayılabilir. Genel olarak tahıl, çeşitli sebze ve bir miktar etle sulu olarak hazırlanan yemek türleri, çorbalar, zeytinyağlı yemekler, hamur işleri ve kendiliğinden yetişen otlarla hazırlanan yemeklerden oluşan Türk mutfağı, yoğurt, pekmez, bulgur gibi kendine özgü yiyecek çeşitlerini de ortaya çıkarmıştır. Türk mutfağının özünde akla gelebilecek her türlü yiyeceği mutlaka tazesini, mevsiminde olanını kullanmak esası yatar. Orta Anadolu ile Ege bölgesinin birleştiği noktada bulunan Afyon, Anadolu gelenek ve kültürlerini koruyarak günümüze kadar getiren sayılı illerimizden biridir. Afyon'un yemek geleneklerine bakıldığında Türk mutfağının inceliklerini görmek oldukça mümkündür. Bu kısımda biz Afyon mutfağının hakkında genel olarak bir bilgi vermeye çalışacağız. Afyon Karahisar mutfağı geleneksel lezzetleriyle zengin bir çeşitliliğe sahiptir. Özellikle hamur işlerinde haşhaş ve haşhaş yağı kullanımı yaygındır. Yemeklerde ise etin özel bir yeri vardır. Nohut ve buğdaydan elde edilen göce ve düğü yemeklerde çokça kullanılmaktadır. Afyon Karahisar mutfağında 20'den fazla çeşitli yemeğe yapılan patlıcanın özel bir önemi vardır. Patlıcan böreği ise Afyon Karahisar'a özgü bir börek çeşididir. Afyon Karahisar'da özel günlerde kurulan meydan sofralarında toplu yemek yenir ve bu yemeğe sıra yemeği adı verilir. Sıra yemeğinde yemek çeşidi verilen davetin özelliğine göre 10-15 çeşit yemekten 40 çeşit yemeğe kadar çıkabilmektedir. Sıra yemeğinin sonunda sindirimi kolaylaştırması için bamya verilmesi de Afyon Karahisar'a özgü bir gelenektir. Afyon Karahisar'a özgü yemeklerden göce tarhanası, et yemeklerinden bütüm et, Afyon kebabı, paçık, duvaklı hindi, sebze yemeklerinden patlıcan böreği, ilibada dolması, patlıcan pırasa, maydanoz musakka çeşitleri, kabaktan yapılanlar, düğülü yaprak dolması ve ekşili bamya tadılması gereken lezzetler arasındadır. Hamur işlerinde de arabaşı, ağzı açık, börek, haşhaşlı bükme, ocak bükmesi, katmer, cızdırma ve öğmenin yeri bir ayrıdır. Afyon Karahisar kaplıcaları ve içmeleri bazı hastalıklar için şifa merkezidir. Çocuk felci, solunum yolları hastalıkları, şişmanlık, nevrotik bozukluklar ve kalp hastalıklarının tedavisinde etkili olan kaplıca ve içmeler sağlık turizm için de önem taşımaktadır. Afyon gastronomik kültürünün özelliklerine bakacak olursak, tarihin en eski dönemlerinden beri birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olan Afyon Karahisar tarihi ve kültürel değerlerin izlerini taşıyan bir coğrafyada yer almaktadır. Afyon Karahisar'ın ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır. Bu durum yemek kültürünün oluşmasında da temel belirleyicidir aslında. Karahisar yöresi yemekleri incelendiğinde ise hani çorbalar, et yemekleri, sebze yemekleri, pilavlar, işte hamur işleri ve tatlı çeşitleriyle oldukça zengin bir mutfağa sahiptir. Hamur işlerinin de yaygın olarak kullanıldığı bu bölgede görülmektedir. Bölgede yetişen bazı ürünlerin yöre yemeklerinde yoğun olarak kullanılması çeşit zenginliği oluşturmaktadır. Ayrıca Afyon Karahisar'ın markalaşmış ürünleri de oldukça fazladır. Kaymak, sucuk, lokum, haşhaş, kaymaklı ekmek, kadayıfı, et ve et ürünleri, şekerleme ürünleri gibi Afyon Karahisar yemek kültürünün güzel örneklerinden bazılarıdır. Peki Afyon Karahisar yemek kültürünün genel özellikleri nasıldır? Şöyle bir bakalım. Afyon Karahisar mutfağının en önemli özelliği haşhaş
haşhaşın vazgeçilmez bir unsur olarak ortaya çıkmasıdır. Yöreye özgü bir bitki olan haşhaş özellikle hamur işlerinde bol miktarda kullanılmaktadır. Haşhaşlı lokul, haşhaşlı pide, övme bükme, ağzı açık, katmer ve benzeri haşhaş katılan hamur işleri arasında sayılabilir. Et ve et ürünleri kullanımı Afyon mutfağında çok fazladır. Biz Ege mutfağında geçen hafta hatırlarsanız zeytinyağlılardan çok bahsetmiştik ve otlu yemeklerin üzerinde çok durmuştuk. Ege mutfağının güzel yanı da bu aslında. Yani kıyıda mutfak kültürü çok farklıyken İç Ege şehirlerinde mutfak kültürü çok farklı. İşte İç Anadolu'ya yakın olması, daha çok böyle biraz daha karasal iklimin etkisinin olmasından ötürü Afyon mutfağında etli yemeklerin çok daha fazla kullanıldığını görmekteyiz. Yani diğer Ege illerine göre. Afyon Karahisar mutfağına özgü et yemekleri arasında bütümet, Afyon kebabı, dana tandır, dana kavurma, paça, işte duvaklı hindi veya kas ilk sırada gelen yemeklerdir. İlin önemli gelir kaynaklarından olan sucuk, kış aylarında en çok tüketilen et ürünlerinin başında gelmektedir. Yemeklerde kullanılan etler yağlı olduğu için et yemekleri hazırlanırken ayrıca herhangi bir yağ ilavesi yapılmaz. Etin yağı ile yemek pişirilir. Et yemeklerinin pişme süresinin uzun tutulması, yani yaklaşık bir 4-6 saate tekabül ediyor bu, yemeklere ayrı bir lezzet katmaktadır. Örneğin keşkek, bütün et ve tas eti, yani tas kebabı, paça ve benzeri yemekler böyle bu tarz sürelerde pişirilip tüketilebilmektedir. Yemeklerde iç yağı fazlaca kullanılıyor. Bazı yemeklere özgü lezzetin oluşmasında iç yağ önemli bir katkı maddesidir. Aslında bu ülkemizin genelinde çok fazla kullanılan, tercih edilen bir yağdır. Özellikle kebap yapılan şehirlerimizde iç yağı oldukça kebaplarımıza lezzet vermektedir. Afyon Karahisar yemeklerinde margarin tercih edilmez hiçbir şekilde. Yörede nohut, mercimek, buğday ve buğdaydan elde edilen göce, bulgur ve düğü yemeklerde sıklıkla kullanılan ürünler arasında yer almaktadır. Örneğin nohut bütün musakkalara katılmaktadır. Hamur işleri Afyon Karahisar mutfak kültüründe çok önemli bir yere sahiptir. Bükme, ağzı açık, katmer, Afyon ekşi mayalı ve patatesli ekmeği, ki patates Afyon'da çok meşhur, oldukça fazla üretilen ve oldukça lezzetli bir üründür. Yani Türkiye'nin en lezzetli patateslerin çıktığı şehrimiz diyebiliriz Afyon için. Ekşi mayalı ve patatesli ekmeği bu şekilde hamur işlerinde en çok yapılanlar arasında yer alıyor. Çoğunlukla haşhaş ilavesi ile hazırlanan hamur işlerinde başta mercimek olmak üzere peynir, patates ve kıyma iç malzemesi olarak kullanılmaktadır. Afyon Karahisar yemek kültüründe bütün sebzelerin yemeği hemen hemen yapılmaktadır. Örneğin patlıcan, kabak, pırasa, patates ve benzeri Afyon Karahisar yemek kültüründe önemli bir yere sahip olan patlıcandan çok çeşitli yemekler yapılır. En az 20 çeşit olduğu söylenmektedir. Patlıcan böreği ise Afyon Karahisar'a özgü börekler arasında sayılabilir. Afyon Karahisar'da sade pilav pek yapılmaz. Pilavlar genelde domates, havuç gibi sebzelerle veya mercimek, nohut gibi kuru baklagillerle birlikte pişirilir. Özbek pilavı ve mercimekli bulgur pilavı bu pilavlara örnek olarak verilebilir. Kaymak, Afyon Karahisar mutfağının vazgeçilmezler arasında yer alır. Kaliteli kaymak manda sütünden elde edilir. Afyon Karahisar'da buna çok dikkat ediliyor. Kaymak, bal ve reçel ile kahvaltılık olarak tüketildiği gibi meyvelerden yapılan tatlılardan da ekmek kadayıfında da yine kullanılmaktadır. Bunun yanında koyu şeker şurubu çırpılarak beyazlatılır. İçine kaymak ve vanilya katılıp yoğrularak kaymaklı şeker elde edilir. Afyon'un mutfağında bu şekilde bahsettik. Şimdi sırada Denizli mutfağı var. Yani Denizli'nin yemek kültüründen bahsedeceğiz biraz. Tabii bunlar Afyon'a göre biraz daha kısa olacak. Çünkü Afyon'un zenginliği bu şehirlerde o kadar yok. Yani Afyon kadar zengin bir mutfağa sahip diyemeyiz Denizli, Kütahya ve Uşak mutfağı için. Denizli'ye baktığımızda ise geleneksel yemek türleri ve beslenme alışkanlıkları sürmektedir hala. Kedi börülcesi çorbası, mercimek çorbası, domates çorbası, kuru börülce çorbası, tarhana çorbası, oğmaç çorbası gibi yöreye özgü çorba türleri yapılmakta. Bunların yanında et yemeklerindense başlıca tas kapaması gibi, işte kumbar dolması gibi, sirkeli et, nohutlu et, tandır, kol dolması, ciğer sarma, saçta işkembe gibi yemekler yapılmaktadır. Denizli mutfağının temelini sebzeli yemekler oluşturur. Özellikle patlıcan yemek çeşitleri çoktur. Kuru patlıcan dolması, patlıcan gözlemesi ve benzeri, taratorlu börülce salatası, ebegümeci salatası gibi, filiz salatası, yöreye özgü çeşitli salatalar arasında sayılabilir. Börek ve tatlı türlerinde Ege bölgesi özellikleri Denizli mutfağında oldukça sık görülmekte. Yani o genel bir Ege kültürünü börek ve tatlı türlerinde Denizli mutfağı oldukça fazla taşımaktadır. Yufka, şipit,
Bazdırma evlerde yapılan ekmekleridir. Yöredeki beslenme alışkanlıklarından biri de yatmadan önce yenen yat geber ekmeğidir. Kışın darı, kavurga, ceviz, kestane, yazın türlü meyveler, salatalık, kavun, karpuz yenir. Yat geber deyince tabii biraz sana garip geliyor ama aslında şu: akşam yemeğinden sonra geç saatlerde hafif bir acıkma başladığında insanların yiyip ondan sonra uyudukları bir yemek yeme adetidir aslında. Tabii küçükken hatırlarsanız annelerimiz veyahut nenelerimiz bizlere yat geber, artık hani uyu anlamında aslında bir tabirde bulunurdu. Burada da bu gelenek, yat geber adında bir ekmek yapılıyor ve bu ekmeği tükettikten sonra gecenin ilerleyen saatlerinde artık insanlar yavaştan uykuya geçiyorlar. Böyle de güzel bir gelenekleri var Denizli'nin hala. Kütahya'da beslenme büyük ölçüde ev ürünlerine dayanmaktadır. 1960'lı yıllarda aşçı dükkanı denen lokanta kent yaşamına girmiştir. Kütahya'da buğday ürünleri, hamurlular, süt ürünleri beslenmenin temelini oluşturmaktadır. Ev makarnası denen erişteki Türkiye'nin, yani ülkemizin her bölgesinde yapılmaktadır. Bulgur ve tarhana yine keza öyle. Yörede en çok tüketilen yiyecekler arasındadır. Bağcılığın yaygın olduğu dönemlerde pekmez ve şıra çeşitli biçimlerde kullanılarak kimi besin gereksinimini karşılamaktaydı. Yaygınlaşan kentleşme olgusu giderek bu beslenme biçiminde köklü değişiklikler yaratmış Kütahya'da. Yakın zamana kadar çarşı ekmeği, ev ekmeği ayrımı yapılan Kütahya'da beslenme artık büyük ölçüde pazar ürünlerine dayanmaktaymış. Yazdan biber, fasulye, patlıcan gibi sebzelerin kurutulması geleneği hala sürmektedir. Yerli halk sebze kurutması yanında salça, erişte, bulgur, nişasta, tarhana, turşu gibi genel tüketim maddelerini evde kendileri hazırlamaktadırlar. Haşhaşlı, şibit denen saç pidesi beslenmedeki değişime karşın hala yaygın olarak yapılmaktaymış Kütahya'da. Kütahya'da böreklerde oldukça çeşitlilik görülmektedir. Yani burada da aslında Ege mutfağının özelliklerini görüyoruz. Gökçümen hamursuzu, şibit, gözleme, ıspanaklı şibit gibi çeşitli börekler yapılıyor, hamur işleri. Günlük yiyecekler arasında tarhana ve bulgur önemli bir yer tutuyor. Ayrıca kızılcık tarhanası yapılmaktadır. Cimcik denilen hamur yemeğe göre özgü yemeklerin başında gelmektedir. Son olarak Uşak mutfağına değinelim. Ege ve Orta Anadolu etkisindeki Uşak mutfağı ot ve bitki yemeklerinden çok tahıl ve erkeç denilen, yani erkek keçi etine dayanmaktadır. Ne var ki keçi ormanlara zarar verdiği için bir süre önce üretimi yavaş yavaş durmuş, yerine koyun yetiştiriciliği desteklenmiş ve yaygınlaşmış bir hale gelmiş. Uşak köylerinde keşkek yapmak başlı başına bir tören. Buğday kabuğundan ayrılıp ezilmesi için taş oyma dibeklerde ağaç tokmaklarla ve davul zurna eşliğinde 4 kişi tarafından ritmik hareketlerle dövülüyor. Tarhana çorbası Uşak'ın en ünlü çorbasıdır. Bunun dışında salatalık yemeği, köpük helva, aşaşlı ve tahanlı peksimet, cevizli baklava, dükme, kese ayranı, pide, cıvır çorbası ve düğün yemeklerinin vazgeçilmesi keşkek Uşak'ta önemli yemekler arasında yer almaktadır. Doğu Ege'nin neredeyse tamamında ve Anadolu'nun çoğu bölgesinde olduğu gibi burada da et yemeklerinin ağır gelebileceği düşünülür ve son yemek olarak bol ekşili bamya ikram edilir. Yani Afyon mutfağında olduğu gibi yine Uşak mutfağında da yemeğin sonunda ekşili bamyanın servis edildiğini görüyoruz. Uşak'ın bamyasında kurutulmuş dağ eriği vardır. Bamya olsun, dağ eriği olsun, hem çeşitleri hem de kurutularak kullanımları bakımından Uşak'ın geleneksel mutfağına ait değil. Son yıllarda Güney ve Güneydoğu bölgelerinden çok göç aldığı için bu yörelerin mutfak kültürlerini de almış ve kendi coğrafyasına uyarlayarak kullanmaya devam etmişler. Benim anlatacaklarım bu kadar. Afyon'dan, Kütahya'dan, Uşak'tan ve Denizli'den kısa kısa bahsettik. Mutfak kültürlerini anlatmış olduk. Önümüzdeki hafta İç Ege, yani Kıyı Ege dediğimiz işte İzmir gibi, Muğla gibi, Manisa gibi şehirlerimizin bulunduğu mutfak kültürlerini anlatacağız ve Ege mutfağına bir son vereceğiz. Daha sonra farklı konularla, farklı bölgelerimizde yine devam edeceğiz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Lezzetli dinlemeler diliyorum.